Pilav ister misin hayatım? Hmm. Güzel, çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Heh, al kahverengi. Şehriye kızım onun adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınıza öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz, merak etmeyin. İyisiniz tabii. Nevin'le hep sırt sırta veriyorsunuz, birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok, doydum ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap, beyazlardan da ya. Yasemin. Benim babam yıllardır hapishanede ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu planı yapınca birilerine ihtiyacım vardı, tehlikeli birilerine. Tamam. Peki Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok, yok. Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve Kunduzi ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Paranın da kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... Beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse, ben ölsem tamam ama... böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir.
Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yemeğe. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Ne haber güzelim? İşte. Yasemin nerede? İnmedi mi yemeği? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Çağır, hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi çok daha büyük planın peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlama. Ama işini asla anlattığım gibi. Bak Yasemin. Sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım. Ve ucu kim bilir nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem hem benim planım hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'a ne bileyim şiddetten dava açarsan bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan işte sana teklif. Yani tabii bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok, benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. Bakıyordum ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek.